Merhaba sevgili MediaMarkt takipçileri. Bu videoda sizlere Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S9 Plus hakkında önemli bilgiler vereceğim. Öncelikle şunu söyleyelim. Samsung Galaxy S8'den sonra S9 arasında ne gibi farklar var? Tasarım anlamında çok ciddi farklar yok ama bu hiçbir şey değiştirmemiş anlamına gelmiyor sevgili izleyiciler. Çünkü parmak izi okuyucusu için çok eleştiri gelmişti. Sağ taraftaydı. Bu tarafa aldılar ama diğer tasarım kuralları yine bu modelde de devam ediyor. Samsung Galaxy S9'da 5.8 inçlik bir ekran varken S9 Plus'ta 6.2 inçlik bir ekran var sevgili arkadaşlar. Farklardan bir tanesi de S9'da tek bir kamera varken S9 Plus'ta iki tane kamera var ve bu iki kameranın da kendine göre oldukça avantajları var. Ama S9'a öldürmeyelim çünkü tasarım biraz daha kolay taşınabilir hale getirilmiş. Söyleyebileceğimiz tek bir eleştiri var tasarımda. Parmak izi gerçekten çok fazla kalıyor. Eğer bir Samsung Galaxy S9 alacaksınız, hele bu siyah olacaksa, mutlaka bol bol silmeniz gerektiğini şimdiden söyleyelim. Telefonun camları Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunuyor sevgili arkadaşlar. Bu arada suya ve toza karşı dayanıklı. O sertifikayı da hemen paylaşalım. IP68 sertifikasıyla birlikte bu koruma gerçekleştiriliyor. Ekran çözünürlüğü konusunda Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan telefonlar bizi biraz hayal kırıklığına uğratmıştı ama Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'ta ekran çözünürlüğü Quad HD Plus, yani çok başarılı. Şimdi girelim kameraya. Görmüş olduğunuz bu kamera inanılmaz iyileştirmelere sahip. Çünkü hem optik imaj sabitleyicisi var hem de 4K'da 60 FPS video kaydedebiliyor. Ama asıl önemli olan diyafram aralığı 1.5 ile 2.4 arasında değişebiliyor. Hatta bu değişimi yaşarken insan gözü efektinde verebiliyor arkadaşlar. Bu düşük ışıkta çok daha performanslı fotoğraf ve video anlamına geliyor. Bu arada geçtiğimiz yıl Sony tarafından duyurulan ve büyük beğeni kazanan saniyede 960 kare ağır çekim video kaydı bu sene Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'a da geldi. Hatta daha da iyileştirilmiş haliyle geldi. Hayatımıza bir de Animoji geldi sevgili arkadaşlar. Aslında bu Animoji'nin tarihçesini biraz anlatalım. Snapchat'le beraber Bitmoji diye bir eklenti kullanıyorduk. Kendimizi ifade ediyordu ve hikayelerimizi kendi suretimizle paylaşıyorduk. Sonrasında iPhone 10'da bu iş daha da geliştirildi. Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'ta da işte buna benzer bir teknoloji geliştirdi. Hatta iPhone 10'dan biraz daha gelişmiş diyebiliriz. Çünkü siz bu ifadeleri kişiselleştirebiliyorsunuz. Oldukça başarılı bir performans ortaya koyuyor ve çok eğlenceli. Hem de bu ürettiğiniz ifadeleri sosyal medyada da paylaşabiliyorsunuz. Mesela GIF olarak. Telefonun arka kamerası 12 megapiksel. Tabii ki S9 Plus'ta iki tane kamera var. Orada her bir kamera 12 megapiksel. Telefonun ön kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğe sahip. Çektiğimiz fotoğraf ve videolar gerçekten çok başarılı. Bunu siz de şu anda ekranda görebiliyorsunuz. Olay tabii ki sadece görüntü ve tasarımda değil sevgili dostlar. Ses konusunda da iyileştirmeler var. Biliyorsunuz Samsung'un AKG ile olan çözümleri gerçekten çok başarılı. Şimdi bu çözümlerden bir tanesi stereo hoparlör. Stereo hoparlör çok uzun zamandır bekleniyordu. S8'de bile yoktu ama S9 ve S9 Plus'ta var. Ve aynı zamanda Dolby Atmos sertifikasına sahip olan ses teknolojisi de yine bu telefonda mevcut. Bu da hoparlörlerden çıkan sesin çok daha net, çok daha berrak ve çok daha güçlü olduğu anlamına geliyor. Telefondaki en başarılı özelliklerden bir tanesi de açıkçası yüz tanıma sistemi. iPhone 10'da karşılaştığımız yüz tanıma teknolojisi burada da var. Ama iPhone 10'da biliyorsunuz parmak izi okuyucusu yoktu. Bu telefonda bir de parmak izi okuyucusu var. Tabii ki üçüncü bir giriş sistemi daha var. O da iris okuma. İris okumayla beraber aslında 3 tane alternatif giriş imkanı sunuluyor. Hatta bir de akıllı giriş imkanı var. Hemen şurada göstereyim. Hemen şurada açtım. Intelligent Scan dediğimiz bir özellik var. Bu özelliği açtığınızda hangi giriş yöntemi o anda daha müsaitse hızlı bir şekilde girebilmeniz için o teknoloji kullanılıyor sevgili dostlar. Bu özelliklerle beraber Samsung Galaxy S9'un iPhone'dan bir adım öne geçtiğini net bir şekilde ifade edebiliriz. Telefonun işletim sistemi Android 8 sevgili dostlar. Biliyorsunuz Samsung Galaxy S8'e, Note 8'e henüz bu güncelleme gelmedi ama
görmüş olduğunuz Samsung Galaxy S9 ve abisi olan S9 Plus'ta bir güncel işletim sistemini görüyoruz. Tabii ki en güncel mi? Değil. Çünkü en güncel işletim sistemi şu anda 8.1.1. Umarım o güncelleme de en kısa zamanda gelir. Performansından bahsedelim. Telefonun performansını sağlayan işlemci platformu yine Samsung'un kendi ürettiği Exynos 9810 işlemcisi sevgili arkadaşlar. Ülkemizde ve Avrupa'da bu işlemci kullanılıyor. Ama Amerika ve Çin'de Snapdragon 845 kullanılıyor. Exynos'un da kendine göre birçok avantajı var. O nedenle bu konudan çok şikayetçi olmaya gerek yok gibi görünüyor. Gelelim bataryaya. Şu anda elimde Samsung Galaxy S9 var. Bu telefonun bataryası 3000 mAh. S9 Plus'ın bataryası tahmin ettiğiniz üzere daha büyük. 3500 mAh'lik bir batarya var. Ama zaten Samsung'un batarya performansı ve batarya yönetimi konusunda kendini oldukça geliştirdiğini ifade edebiliriz. Özellikle hemen şurada bulunan Power Saving ya da güç koruma modunda farklı seçenekleri hayata geçirdiğinizde çok az bataryanız olsa da çok uzun süre telefonu kullanabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Mesela şu anda 23 saat kullanabildiğim telefonu ben 73 saat kullanabilir hale getirebiliyorum tek bir tıklamayla. Bazı özelliklerinden tabii ki feragat etmek zorundayım. Bir güzel iyileştirme de hızlı şarj konusunda. Çok kısa sürelerde çok daha uzun süre kullanabilmeniz için USB Type-C ara biriminden şarj edebiliyoruz. Hazır Type-C'yi göstermişken şu güzelliği de anlatayım. Çünkü bir kulaklık girişi var. Birçok telefon nasıl olsa Type-C yaptık. Oradan hem şarj etsinler hem kulaklık kullansınlar. Ya da kablosuz kulaklık için bir teşvik söz konusu. Oysa Samsung ihtiyacımızı anlamış sağ olsun. Burada kulaklık girişini muhafaza ediyor. Harika bir özellik bu da. Gelelim bağlantılara. 802.11ac Wi-Fi ağlarına bağlanabiliyoruz arkadaşlar. 802.11ad'yi beklemek şu an için biraz erken olabilir. Bu arada Bluetooth 5 sürümüne sahip ve az önce göstermiş olduğumuz USB Type-C sürümü ise 3.1. Böylece hem hızlı şarj hem de daha hızlı veri transferi konusunda oldukça başarılı bir performans ortaya koyuyor. Şimdi de gelelim fiyata. MediaMarkt'ın mağazalarından ya da MediaMarkt.com.tr üzerinden siz Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'ı sipariş edebiliyorsunuz. Ve 1 Mart'tan itibaren bir MediaMarkt mağazasına geldiğinizde şu anda bizim yaptığımızı yani S9 ve S9 Plus'la olan buluşmayı gerçekleştirebilirsiniz, deneyimleyebilirsiniz. Mutlaka bir MediaMarkt mağazasına gelin sevgili dostlar. Fiyatlar konusunda bilgi vereyim. Samsung Galaxy S9 64 GB'lık sürümü 4599 TL'ye satılırken S9 Plus 5199 TL'ye satılacak. 64 GB'lık sürümden bahsediyorum. Bu arada 128 GB'lık isterseniz S9 Plus'ı onun fiyatı 5399 TL. Eğer ben hafızada coşacağım derseniz de 256 GB'lık bir depolama alanıyla beraber 5699 TL'ye siz S9 Plus'ı satın alabileceksiniz. Telefonun bir de RAM'inden bahsedelim. 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı seçenek olacak arkadaşlar. S9 4 GB'la Plus olan da 6 GB RAM ile gelecek. Telefondaki en önemli inovasyonlardan bir tanesi de tansiyonunuzu ölçmesi. Bu gerçekten önemli bir inovasyon olmuş. Samsung'u yine bu alanda tebrik etmek lazım. Şarj konusunda ekleyeceğimiz bir önemli bilgi daha var. Samsung kablosuz şarj desteğini sunuyor. Şimdi bu desteği daha da güçlendirdi ve hızlı şarj imkanını Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'a getirdi. Türkiye'de 1 Mart'tan itibaren MediaMarkt mağazalarında ve MediaMarkt.com.tr'de bulabileceğiniz Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9 Plus'la olan buluşmamızı siz değerli MediaMarkt takipçileriyle paylaştık sevgili arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi ve tabii ki bu iki harika telefon hakkında yorumlarınızı aşağıda yorum olarak yazmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.